Şubat ayını yedik bitirdik. Zaten 28 gündü, biraz hızlı geçti. Peki Mart ayında müfredatta hangi konular var? Hadi bakalım. Bugün sizlerle 5. sınıftan 11. sınıfa kadar Mart ayı müfredatında neler var onlara bakacağız. İsterseniz 5 ve 6. sınıf müfredatıyla başlayalım. Hatırlatmamızı yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi kanallarında yayınlanan Ev Okul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflar Türkçe'de 4 farklı konu işlerken fende ışığın yayılması, din dersinde Hazreti Muhammed ve aile hayatını işleyecek. Matematik dersinde görülecek temel geometrik kavramlar ünitesinde öğrencilik hayatımızda sıkça karşılaşacağımız geometrik kavramları öğreneceğiz. 6. sınıflara geçtiğimizde matematikte oran, cebirsel ifadeler, veri işleme, fende madde ve ısı, ses ve özellikleri, sosyal bilgilere baktığımızda ise üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliyim ünitelerini işleyecek. 6. sınıflar dikkat! Türkçedeki sözcükte yapı, edat, bağlaç, ünlem, yazım kuralları, metin türleri konuları, LGS'de sıkça karşınıza çıkacak Türkçe konuları. Şimdiden bu konuları iyi kavramak gerek. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Birçok arkadaşımız için 5'ler içinde, 6'lar içinde, 7'ler içinde en önemli şeylerden biri son dönemlerde bursluluk sınavı. Biliyorsunuz ki birçok arkadaşımız bursluluk sınavına ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Biz de bu hazırlığa kayıtsız kalmıyoruz tabii ki ve 29 Mart itibariyle bursluluk sınavı kampını başlatıyoruz. Tabii burada şu da önemli, o tarihe kadar yapacağımız çalışmalar da çok önem taşıyor. Özellikle ev okul videolarından bu süreçte yararlanmayı da ihmal etmeyin diyelim ve 7 ve 8. sınıf müfredatıyla devam edelim. 7. sınıflar Mart ayında Türkçe'de anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, şiir bilgisi, görsel okuma ve yorumlama, matematikte oran ve orantı, yüzdeler, fen dersinde ise saf madde ve karışımlar, ışığın madde ile etkileşimi konularını işliyor. 8. sınıflar Türkçe'de 3 farklı konuyu işlerken inkılapta Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye, fende madde ve endüstri, basit makineler, İngilizce'de ise adventures ve turizm işliyor. Matematik öğretmenimize göre öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri denklem ve eşitsizlikler. Bu konudan LGS 2018'de 5, 2019'da ise tam 6 soru çıktı. Aman dikkat edelim. Evet, 7 ve 8. sınıf müfredatını da gördük arkadaşlar. 8. sınıf arkadaşlarımız için zaman artık daralmaya başladı. Neredeyse 3 aylık bir süre kaldı LGS'ye. Tabii bu süreçte çok da panik yapmadan daha fazla soru çözmemiz, çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor. Tam da bu nedenle 1 Mart itibariyle hızlanma kampımız başladı. Bu kampa katılıp bir haftalık süre içerisinde netlerinizi yükseltebilir, LGS'ye çok daha hazır bir şekilde girebilirsiniz. Bu konuda bir tavsiyem daha olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aylarda deneme çözmek çok önemli. Bizler de Tonguç Akademi olarak 8. sınıflar için Türkiye geneli LGS denemesi hazırladık ve şu andan itibaren kırtasiyelerden ulaşabiliyorsunuz. Bu sınavın LGS provası niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sınav sonrasında Türkiye sıralamanızı, yüzdelik diliminizi de görebilirsiniz. Bu da bizim için LGS öncesinde önemli bir veri olacak arkadaşlar. O zaman 9, 10 ve 11. sınıfları çok beklettik. Hemen onların müfredatına da bakalım. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda roman, tiyatro, matematikte denklem ve eşitsizlikler, üçgenler, fizikte enerji, coğrafyada doğal sistemler işliyor. Biyolojide ise bilimsel yöntem konusuyla birlikte hücre ünitesi bitiyor ve Nisan ayı itibariyle canlılar dünyası ünitesine geçiliyor. 10. sınıflara baktığımızda Türk Dili ve Edebiyatı'nda roman, matematikte ikinci dereceden denklemler, biyolojide kalıtımın temel ilkeleri, din dersinde ise din ve hayat ünitesini işleyecek. Fizik dersinde ise Mart ayında yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgaları ile ilgili birçok konuyu öğrenip dalgalar ünitesini tamamlıyoruz. Son olarak 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda roman, yazım kuralları, noktalama işaretleri, fizikte elektrik ve manyetizma, biyolojide insan fizyolojisi, coğrafyada ise beşeri sistemler işleyecek. Önemli bir not, AYT kimyada sıvı çözeltiler ve çözünürlükten 1 veya 2 soru, kimyasal tepkimelerde enerjiden ise 1 soru kesinlikle çıkıyor. Bu iki konuda eksiği olan arkadaşların da öncelikle mol kavramını iyi öğrenmesi gerektiğini hatırlatalım. Evet, 9, 10 ve 11. sınıf müfredatını da gördük arkadaşlar. Biliyorum lisede çok fazla ders var, çok fazla konu var. Özellikle uzaktan eğitimde bunlar biraz daha birikmiş olabilir. Şimdi biraz daha gerçek hayata dönelim. Biraz daha çalışmalarımızı arttıralım. Bu ayları kayıpsız bir şekilde kapatıp konu eksiğimiz olmadan ilerlersek önümüzdeki senelerde çok daha rahat edeceğimizi de unutmayalım. Mart ayı müfredatı böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki ay Nisan ayında tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.